20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü nedeniyle Eskişehir Barosu Çocuk Hakları Komisyonu yaptığı açıklamada Çocuk Hakları Sözleşmesi'ni hatırlattı. Baro Çocuk Hakları Komisyonu Sözcüsü İdil Burcu Polat, Çocuk Hakları Sözleşmesi ve akabinde kurulan Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Komisyonu'nun tüm çalışmalarına rağmen bugün çocuklar hala toplumun istismara en açık ve savunmasız grubunu teşkil etmektedirler dedi. Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilen 2 Eylül 1990 tarihinde yürürlüğe giren Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına dair Sözleşmesi, Türkiye'de dahil olmak üzere 197 ülkenin taraf olduğu ve en fazla ülkenin onayladığı insan hakları belgesidir. 20 Kasım günü günümüzde Evrensel Çocuk Günü veya Çocuk Hakları Günü olarak kabul edilmiştir. Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Komisyonu'na göre imzacı ülkeler arasında Birleşmiş Milletler'e rapor gönderen 43 ülkeden sadece 14'ü sözleşme ilkelerini, iç hukuklarını uyarlamış, diğer ülkeler sözleşmeye uyum sağlamak için yeni ve benzer yasalar çıkarmış veya uyum sağlamak yerine çocukları kendi hakları konusunda bilinçlendirmeyi tercih etmişlerdir. Uluslararası Af Örgütü'nün verdiği bilgilere göre pornografi, şiddet ve yasa dışı faaliyetlerin çokça görüldüğü ülkelerde çocuk istismarı had safhalara ulaşmaktadır. Dünyada iş çevrelerinde istihdam edilen 5-17 yaş arası yaklaşık 151,6 milyon çocuğun 64 milyonu kız, 88 milyonu erkek ve bu oranın %71'i tarım sektöründe çalışırken %69'u kendi aile işlerinde karşılıksız çalışmakta, çocuk işçilerin 72,5 milyonu sağlığını, güvenliğini, ahlaki gelişimini tehdit eden sektörlerde çalışmak zorunda bırakılmaktadırlar. Yine UNICEF raporlarına göre dünya çapında çocuk, gelin ve damatların sayısı toplamda 765 milyon olduğu tahmin edilirken 20 ila 24 yaş arasındaki evli kadınların 5'te 1'i, erkeklerde ise 30 genç erkekten 1'i 18 yaşının altında 18 yaşının altında evlilik yapmaktadırlar. Çocuk Hakları Sözleşmesi ve akabinde kurulan Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Komisyonu'nun tüm çalışmalarına rağmen bugün çocuklar hala toplumun istismara en açık ve savunmasız grubunu teşkil etmektedirler.